İsminler de belli bakın canavar avcısı kılıcı bununla gidip bir bozayı bir çöl aslanını bir köpek balığını T-rex'i Godzilla'yı King Kong'u her şeyi eritebilirsiniz ya ağrı dağından Everest'te dağı, Everest e, dağı taşı her yeri eritebilirsin şimdi neden mi böyle diyorum Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugünkü içeriğimiz tamamen bilgi ağırlıklı olacak. Oyundaki eşyalar, amblem setleri yani rünler, siperler ne işe yarar? Aktif yönleri, pasif yönleri nelerdir? Hangi durumlarda kullanılmalıdır? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Takipçilerim tarafından çokça istenmişti bu içerik. Umarım sizlere faydası dokunur. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. En az bir tane bile faydalı bilgi öğrenirseniz arkadaşlar Siz de bana destek vermek için Videoya bir like ve bir yorum atıp abone değilseniz bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz abone Olabilirsiniz Şimdi şöyle Elimde bir nişancı karakter var saldırı büyücü savunma hareket orman dolaşım diye gideceğim sırayla Saldırıdan başlayalım Kimisini uzun uzadıya anlatacağım kimisini kısa anlatacağım e, Ayrıntıları verilmesi gerekenleri vereceğim çok önemli olmayanları kısa tutacağım arkadaşlar. Çok uzun video olup sizi sıkmasın diye. Şimdi şöyle korkunç silahla başlayalım. Biz bunu arkadaşlar zırh delme diyoruz. Kaba tabirlerini de ben size söyleyeyim. Kullandığımız zırh delme yani korkunç silah. Şimdi sol tarafta %60 fiziksel saldırı yazan yer var ya. Burası aktif yönü. Aktif özelliği. Sağ tarafta eşsiz eşsiz pasif yazan yerde pasif yönü. Bunları bir ayıralım. Sol Aktif, sağ pasif. Bir de şurayı göstereyim size. Sohbet satırının altında yana doğru bir ok var. Buraya bastığımızda kahramanımızın özelliklerini görürüz. Çıktığımız eşyalardan kazandığı bonusları görürüz. Aklınızda olsun burayı kullanacağız çünkü bazı eşyalarda. Şimdi hemen zırh delme ile başlayalım. Korkunç silah %60 fiziksel saldırımız var. Eşsiz pasifimiz arkadaşlar %40 zırh delmemiz var. Yani bunu Leyte kalmış oyunlarda tanklaşmış rakipleri eritmek için kullanabilirsiniz. Tanki kahramanların korkulu rüyasıdır bu. Bir eşya daha var. Onu da göstereceğim birazdan. İkinci pasifi ise arkadaşlar temel saldırılar kulelerin savunmasını %20 kadarını görmezden gelir diyor. Yani kulelere ekstra daha fazla vurmamızı sağlıyor. Şöyle hemen göstereyim. Şunu bir satalım. Satıp vuracağız arkadaşlar. 68. Bir de bunu alıp vuralım. Şöyle 83. Ekstra bize bunu veriyor. Onun haricinde de dediğim gibi en önemli kullanım amacı late kalmış oyunlarda tanklaşmış kahramanları eritmek için kullanılır. İkinci eşyamızla hemen devam edelim. Hasın pençeleri oyundaki en eski itemlerden bir tanesidir. Çok da kullanışlı bir eşyadır ama çok fazla kullanan da göremezsiniz. Sebebi ise yerini Şimdilerde bitmeyen savaşa bıraktı. Uzun zaman oldu. Hatta bu yerini bitmeyen savaşa devredeli. Ee, bu hasım pençelerin özelliği ise %70 fiziksel saldırısı var. Aktif yönünde. Böyle baktığınızda hiçbir şey vermiyormuş gibi gözüküyor değil mi? Ama bunun %20 fiziksel can çalması var arkadaşlar pasifinde. Artı bir pasifi daha var. Bu çok önemli. HP değeriniz yani Canınız %40 değerinin altına düştüğünde kahraman fazladan %10 fiziksel can çalma kazanır. Yani %30 can çalmanız var. Ama canınız %40'ın altına düşerse. Hatta bunu bitmeyen savaş artı hasım pençeleri kombinasyonu bu şekilde yapabilirsiniz. Karşıda Esaret kolyesi Kargı vesaire yoksa Can çalmanızı Düşürecek Itemler alınmamışsa bunu bu şekilde kombine edip yanına da bir tane de kanat ekleyebilirsiniz. Ben alık kart oynarken bu kombinasyonu çokça yaparım. Karşının itemlerine bakarım. Bakarım böyle bir esaret kargı yoksa hemen yapıştırırım. Aşırı derecede bir can çalmamız oluyor. Şu kombinasyonu da size anlatayım. Şimdi burada %30 can çalmamız var ya canımız %40'ın altına indiğinde. %10 da Bitmeyen Savaştan geliyor. Ne yaptı %40? E bir de kanadımızın pasifi der ki bize. HB değerin %40'ın altındayken alınan hasar %40'a kadar düşürür ve fiziksel can çalmayı %40 arttırır. Yani senin canın çeyrek kaldığı zaman sen öyle bir lifestyle kazanacaksın ki %80 değerinde bir lifestyle kazanacaksın. Can çalma bonusu kazanacaksın. Kaçmak yerine rakibe vurursan vurduğunda böyle bir k 1 k neredeyse can çaldığını görürsün. Bir k 800 700 böyle bir kombinasyon bu da. Hemen satalım şunları. Sıradan devam edelim. Sıradaki eşyamız vahşi savaşçının öfkesi. Bu da arkadaşlar kritik diyoruz biz kısaca. Vahşi savaşçının öfkesi bize aktif özelliğinde %65 fiziksel saldırı, %25 de kritik şansı veriyor. Ekstra pasifi ise %40 kritik arkadaşlar. Bir diğer pasifi de kritik hasar kahramanın fiziksel saldırısını 2 saniyeliğine %5 arttırır. Bunu da hangi rollere alırsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Savaşçılara vesaire de olur bakın. Olmaz demiyorum. Her eşya olur. Ama bunu genellikle düz vuruş. Yani basit atak. Şunu. Şunu kullanacaksanız. Bu balta var ya. Bunu kullanacağınız durumlarda alırsanız çok çok daha iyi olur. Bazı arkadaşlar Selena'ya, işte e, Aurora'ya, Harite aldığı durumlar da oluyordu önceden şimdilerde pek görmüyorum ama önceden çok fazla metaydı onlarda kritik vurmak tamamen amaço yani düz vuruş yapan kahramanlarda kullanırsanız çok çok faydasını görürsünüz 708 vuracağınıza işte 1.600 1.700 vurursunuz 1k vuracağınıza 2k vurursunuz gibi gibi kritik geldikçe bu anlamda faydalı bir item nişancı karakterlerinin kritik vuranları, kritik item seti dizilenlerin olmazsa olmazıdır. Aklınızda bulunsun. Sıradaki eşyamız bitmeyen savaş. Bunun üzerinde biraz duralım arkadaşlar. Bu eşyamızın çok fazla aktif özelliği var. %65 fiziksel saldırısı var. %5, %5 demeyeyim. 5 mana yenilemesi var. 250 HP bonusumuz var. %10 bekleme süresi düşürme. 5 hareket hızı onda fiziksel can çalma. Bunu hasım pençeleriyle kıyasladığınızda çok çok artısı var değil mi? Bunun tek dezavantajı biraz az can çalıyor hasım pençesine göre. Ama çok çok etkili bir itemdir. En önemlisi ise gerçek hasar vuran bir itemdir. Bakın şimdi pasifi ilahi adalet. Beceriyi kullandıktan sonra 3 saniye içerisinde bir sonraki temel saldırı fiziksel saldırının %60 oranı kadar ek gerçek hasar altını çiziyorum. Gerçek hasar dilim dönmedi söyleyemedim ama bekleme süresi de 1,5 saniye. Bir de şöyle bir pasif var. İlahi adalet etkisi tetiklendiğinde bu etki kahramanın hareket hızını %10 arttırıyor. Yani gerçek hasar vurduğunuzda artı olarak %10 hareket hızı da kazanıyorsunuz. Çok fonksiyonel bir item. Kullanışlı Zaten çoğu kullananlar yani nasıl söyleyeyim hasım pençesi göremezsiniz dediğim gibi yerini bitmeyen savaşa bıraktı. Gündem bitmeyen savaş ama duruma göre ikisini de kombine edebilirsiniz. Size kalmış tamamen çok fonksiyonel dediğim gibi aklınızda olsun. Özellikle gerçek hasar olayı. Sıradaki eşyamız fırtına. Arkadaşlar bu da bize %40 saldırı hızı, %20 hareket hızı, %10'da kritik vuruş şansı veriyor. Her 5 tre 3 saniyede temel saldırılar 3 düşman birimine isabet eder ve 150 tre 362 büyü hasar verir. Kritik vuruş şansı %50 olduğunda bu etkinin bekleme süresi minimum seviyeye düşer ve saldırı hızı 3 olduğunda ise hasar maksimum sevi seviyeye çıkar. Kusura bakmayın biraz da bazım şiş, şiş şiş anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu size şöyle göstereceğim. Buraya bir tane hemen hasar botu koyalım eşyamızı aldık. Arkadaşlar şimdi fiziksel demecimizin yanı sıra bir tane mor, mor renkte altını çiziyorum. Mor renkte demet çıkacak. Bakın gördünüz. Birazdan yine tetiklenecek. 242 vurdu. Bu şekilde demeci sürekli değişiyor. Bazen çok bazen az. Böyle bir eşya. Bu da böyle bir eşya. Bunu genellikle aldanmayın. Böyle çok etkisiz gibi durabilir. Ama bunu ben genellikle late kalmış oyunlarda ayakkabımı satıp kullanırım. Mesela bir çenç oynuyorsunuz arkadaşlar. Çencin basit atakları yani düz vuruşları çok etkili. O yüzden late kalmış oyunlarda ayakkabınızı satıp bunu alabilirsiniz. Size %20 zaten hareket hızı veriyor. %40 saldırı hızı veriyor. Kritiği falan boş verin. Aynı zamanda çenç oynarken zaten kullandığımız meta itemleri hareket hızı veren oluyor genelde. Ayakkabınızın yokluğunu hissetmiyorsunuz. Çok çok seri vurmanızı sağlıyor. %40 hareket hızı kazandırmış oluyor size. Yani ben late kalmış oyunlarda çok sık tercih ederim. Eldikellerde de bolca tercih ediliyor bu arada aklınızda olsun. Temel eşyalarından biridir. Hadi şimdi fantoma bakalım. Phantom'la ikisini biraz kıyaslayalım. Phantom fırtınaya karşı daha etkili bir eşyadır. İkisini kombine de edebilirsiniz. Şimdi fantomu alalım. Fantom da bize aktif özelliğinde %30 fiziksel saldırı, %20 saldırı hızı, %25 de kritik şansı veriyor. Şimdi pasif özelliği kritik vuruşlar kahramanın saldırı hızını %30 kritik şansını ise %5 arttırır 2 saniye sürer diyor. Böyle bakıldığında pek anlaşılmıyor. Yani demek istiyor ki arkadaşlar şurada bizim bir konsolumuz vardı ya açtık burayı Sağ üst köşede saldırı hızı var. Bakın oraya 1.72. Kritik şansı %28. Şimdi kahramanın görseline dikkat edin. Biraz vurduktan sonra vuruşları hızlanacak ve bu tabloyu biz tekrardan açacağız. Hiçbir şey ellemiyoruz. Bakın. Şimdi vurmaya başlıyoruz. Yavaş vuruyor değil mi biraz? Tam şu anda hızlandı. Yavaşladı. Tekrar hızlandı. Açtım konsolu. 1.72 idi. 2.02 oldu orası. Kritik şansımızda 28 olması lazım. 33 oldu. Eşyamız tetiklendi yani. Eşyamız sürekli tetikleniyor. 2 saniye süresi var. Sürüyor, bitiyor, tekrar tetikleniyor. Bitiyor, tekrar tetikleniyor. Bitiyor, tekrar tetikleniyor. Bunu fırtınayla kombine, kombinlediğinizde çok da güzel olabiliyor. Şöyle göstereyim. Seri seri vurduruyor. bu şekilde arkadaşlar fantomda. Şimdi şunları da satalım. Sıradaki eşyamız canavar avcısı kılıcı. Benim oyunda en çok fantastik isimler ürettiğim eşya bu. Diğer deyimimizde de günahkar diyoruz biz buna. Oradan hatırlarsınız arkadaşlar. İsminler de belli bakın. Canavar avcısı kılıcı. Bununla gidip bir boz ayıyı, bir çöl aslanını, bir köpek balığını, T-Rex'i, Godzilla'yı, King Kong'u her şeyi eritebilirsiniz ya. Ağrı Dağı'ndan Everest'e dağı, Everest e, dağı taşı her yeri eritebilirsin. Şimdi neden mi böyle diyorum? Bunu size uygulamalı olarak anlatacağım. Aktif özelliğinde %35 fiziksel saldırı, %25 de saldırı hızı var. Hiçbir şey baktığınız zaman ama ama diğer bir özelliği arkadaşlar pasif özelliği yiyip bitirme. Buradan da hatırlarsınız yiyip bitirme de diyorum bazen. Temel saldırılar. Hedefin mevcut HP'sinin %9 kadarı ekstra fiziksel hasar verir. Canavar ve minyonlara karşı en fazla 60 hasar verir diyor. Şimdi bir de yalayıp yutma özelliği var. Her temel saldırı 3 saniye boyunca %3 fiziksel can çalma verir. 5 defaya kadar birikebilir. Bunu boş verin. Bu can çalma özelliği, yip bitirme özelliği diyor ki bize. Mevcut HP kadar fazla vurursun demek istiyor yani. Bunu şöyle göstereceğim. Şimdi düz vuruşlarıma iyi bakın. Ortalama 336 gidiyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Şimdi bu eşyayı alıyoruz. Ekstra hasar çıkacak. Oraya çok iyi bakın. Bakın. 7k ha, ekstra hasar çıktı. Bak. 300'ün üzerinde 6k'lar. İyi bakın. iyi izleyin arkadaşlar. Bak. Sürekli orada 3000, 4000, 5000 bir şeyler çıkıyor değil mi? Nasıl canı gitti? Gördünüz değil mi tek eşyayla? HP değeri çok oldukça bu eşyada ekstra hasar çıkartıyor. Late e kalmış oyunların böyle tanklaşmış karakterlerin işte Zhong olur, Kalet olur, Barat olur, Alice olur. Aklınıza gelebilecek böyle tanklaşmış bütün karakterler. İşte tanki kahramanlar. Hepsini bununla eritebilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir eşyadır. Az önce zırt delmeyi anlatırken ikinci eşyamız buydu. Çok etkili bir ekipman. Aklınızda bulunsun. Bunu sakın ha sakın unutmayın. Nişancı oynarken de kullanabilirsiniz. Savaşçı suikastçı oynarken de kullanabilirsiniz. Ama tırnak içinde söylüyorum duruma göre. Bunu unutmayın. Şimdi bunu size uygulama olarak tekrar göstereceğim. Şuradan 3 tane saldırı zaytimi almak istiyorum. Bir tanesi fantom olsun bir tanesi fırtına olsun. Bir de bozulma tırpan olsun. 2 tane de bot atacağım buraya. Bir şuraya atalım hasar botu. Bir de şuraya atalım. Şimdi e, ikisinden de bir eşya çıkartıp yani iki bult deneyeceğim. Birincisi bu ikinci build'de bozulma tırpanını çıkartacağım. Günahkarı koyacağım. Eritme hızına çok iyi bakın arkadaşlar. Bakın vuruyorum. O kadar vurmama rağmen neredeyse canı gitmiyor değil mi? Yaklaşık bir 10 saniye kadar vurayım. Hemen hemen oldu 10 saniye. Bakın canı gitmedi bile gördünüz değil mi? Çeyrek gitti. Şimdi sadece bir eşya değiştiriyorum. Bunu çıkartıyorum. Yerine günahkarımızı koyuyoruz. Bakın. Adamın giden canını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ekstra gelen hasar da görüyorsunuz. Aynı süre zarfında çeyrek canını aldığımız adamı kesmiş bulunduk. Sadece bir eşya ile. Bunun değerini çok iyi bilin arkadaşlar. Uzun uzun anlatmak istedim bunu size uygulamalı olarak da gösterdim. Hem bakmayın şimdi 7K vurduğuna. 7K vurur, 3K vurur, 4K vurur. Tabi ranked maçlarda, klasik maçlarda bu kadar çok vurmaz. Biz şu an özel moddayız ve bu botların çok fazla canı var. O yüzden ekstra daha fazla vuruyor. Ama dediğim gibi aklınızda olsun bu eşya unutmayın. Şimdi diğer bir ekipmanımız 7 denizin kılıcı. Ben Hayabusa oynarken bunu ilk eşyadan tercih ediyorum bilirsiniz. Aktif özelliğimiz %70 fiziksel saldırı yüzde pardon 250 HP. Pasifimizin bir tanesi ekstra 15 zırh delme veriyor. En önemli özelliği ise ikinci pasif arkadaşlar. 5 saniye içerisinde hasar alınmaz veya verilmezse sıradaki temel saldırı 240 artı fiziksel saldırının %60 kadarı fiziksel hasar verir diyor. Bakın altta da bir sembol var. Göreceksiniz şimdi onu. Pusu hazır yazıyor. Yani bu ekipmanı pusarken kullanabilirsiniz. Çok etkili. Şimdi ben e, hasar vereceğim bir yere. Bu özelliğim gidecek. Şöyle göstereyim. Özelliğim gitti. Ekstra da hasar çıktı. Gördünüz onu da. Tekrar 5 saniye sonra tetikleniyor. Hasar alırsam da o şekilde. Ama bizde Tanrı Modu açık şu an. Şimdi hasar alalım. Ha sanırım kula hasarını e, kapsamıyor bu güzelmiş bunu ben de yeni öğrendim mesela kule kuleden hasar aldığımızda gitmiyor ya da e, özel moddayım diye de olmuş olabilir rakip size vurursa o zaman da gidiyor aklınızda olsun pusarken kullanacaksınız ben Hayabusa'da first item'den tercih ediyorum çok ucuz bir eşya 1950 gold umutsuzluklar arasında hemen hemen 1k gold farkı var bayağı da etkili ama dediğim gibi pusarak kullanacaksınız. Girişik yapacaksınız. Mesela girdin pasifini attın çıktın. Ben bir gölge şuruken atıyorum adama. Kırılgan bir şampiyonsa %70 canı gidiyor. Bu eşyanın pasifiyle birlikte. Sıradaki eşyamız umutsuzluk olsun. Hemen peşine yapıştıralım onun. Umutsuzluk kılıcımız da arkadaşlar. Oyundaki en fazla saldırı değeri kazanabileceğiniz eşya. %60 fiziksel saldırı. %5 de hareket hızı veriyor. Pasif yönü ise HP değeri %50'nin altında olduğunda Ekstra %25 Hasarınızı arttırıyor Böyle bir ekipman bu da Bazı durumlarda bunu Çift aldığım bile oluyor benim Maksimum saldırı değerine erişmek için Öyle bir şeyler de yapıyorum Leyte kalan durumlarda yapıyorum tabi bunu Ya da böyle fantastik bir içerik üretmek için Maksimum saldırı değeri elde etmek Babında 6 tane umutsuzluk Alıyorum tabi bu video içeriği üretmek için Siz gidip de 6 saniye umutsuzluk almayın Şimdi sonraki eşyamızda Bozulma tırpanımız olsun Arkadaşlar bu da %50 fiziksel saldırı %5 hareket hızı %25 de %25'te Saldırı hızı veriyor bize Bunu hiç pasifini okumayacağım size şöyle anlatacağım Arkadaşlar bu eşyamızın Kullanım amacı aslında rakibi yavaşlatmak Rakiple aramızdaki mesafeyi Duruma göre Açmak ya da azaltmak için kullanılır. Hemen şuraya bir devriye botu atayım. İyi izleyin devriye botunu arkadaşlar. Şimdi vuruş yapacağım ona ve yavaşlayacak. Şöyle tekrar atalım bir tane. Bakın. iyice yavaşladı. Birazdan hızlanacak tabi. Böyle bir eşya bu da. İşte menzilini vesaire ayrıntılarını söylüyor. Buradan bakabilirsiniz. Bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Bu ekipmanı da genelde işte kritik çıkmayan nişancılar kullanıyor. Kritik çıkanda da olmaz diye bir şey yok. Olur. Ben burnu oynarken mesela eskiden orman itemi çok buff'lı değildi. O zamanlar pençesiz de alınıyordu. Ben burnuya mutlaka bunu kullanıyordum. Çok çok da iyi oluyordu. Ama bunu genelde işte Cloud oyuncuları, Wanwan oyuncuları, duruma göre Flywheel oyuncuları, Hatta ben San oynuyordum iki gün önce. San'a bile tercih ettim. Amaç ne biliyor musunuz arkadaşlar? San'a tercih etmemdeki rakibi yavaşlatmak. Adamlar çünkü San'dan çok rahat kaçabiliyorlar. Böyle bir ekipman bu da. Bunu da satalım. Sıradaki eşyamız altın asa olmasın. Altın asayı size badan kalıp anlatacağım. Kahramanı değiştireceğim. En sona bırakacağım o yüzden onu. Avcı darbesi. Arkadaşlar avcı darbemizde %80 fiziksel saldırı, %10 bekleme süresi düşürme. Yani yeteneklerinizin daha erken dönmesini sağlamak amacıyla bir aktif özelliği var. Şimdi bunun da bir pasifi %15 zırh delme veriyor. Diğer bir pasifi ise en büyük özelliği zaten bu. Bir düşman kahramana veya canavarlara arka arkaya 5 kez hasar verir. Ve hareket hızını 3 saniye boyunca %30 arttırır. Bekleme süresi 15 saniyedirler. Bunu da size şöyle göstereceğim. Ee, bakın Layla'nın altında hiç böyle bir ışık yok değil mi? Bakın hareket ettiğinde hiçbir ışık falan bir şey çıkmıyor. Şimdi oraya dikkat edin. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. vuruşumu yapıyorum arkadaşlar. 5. Altında bakın böyle kırmızılı bir şey çıktı. Hareketi zarttı. Şimdi gitti. 15 saniye sonra bir daha tetiklenecek. Bunun kullanım amacı bu. Oynadığınız kahramanlara mekaniklik katmak için alırsınız bunu. Ben genelde Jafet ya da Lapu ya da duruma göre işte Yu Zong. Yani aklınıza gelebilecek envai çeşit kahraman da olabilir. Genellikle fighterlar kullanır bunu. Ha, suikastçı olmaz diye bir şey yok. Ben Hayabusa'yı bile alıyorum. Mekaniklik katmak için. Aynı zamanda %10'da kullanı var. Bunun da en güzel kombinasyonu vahşi güç zırhıyla oluyor. İkisi birden Kombine edildiğinde çok güzel bir mekaniklik katıyor bulunan kahramana. Hatta Granger'da benim favori iki eşyam bunlar. Öyle söyleyeyim erken safhada alırım. Aşırı derecede mekaniklik katıyor. Bunun da kombinasyonu bu şekilde. Sıradaki eşyamız kanoslamış balta olsun. %70 fiziksel saldırı %10 bekleme süresi düşürme var. Bunu hemen bir parantez içine aldık gönderdik. En önemli kısmı burası. %20 beceri can çalması arkadaşlar. Beceri bakın. Beceri. Yani skill kullanarak can çalabilirsin diyor. Düz vuruşla vesaire can çaldıran bir ekipman değil bu. Skill attığın zaman can çaldırıyor. Bunu da genelde işte skill kullanan kahramanlar tercih eder. İşte yine Yuzonku Lapusu, Kaledi böyle çoğaltabilirsiniz skill atan kahramanları. İşte böyle bir ekipman ama aklınızda olması gereken en önemli unsur beceri can çalması, düz vuruş değil. Hasım pençesiyle karıştırmayın sakın. Hasım pençesi düz vuruşla skill ile de can çaldırıyor. Ama bu sadece beceri can çalması. Şimdi bunu da satalım. Doğa rüzgarından devam edelim. Arkadaşlar doğa rüzgarı bir support eşyadır. Bunu da aklınızda tutun. Öyle çok hasarı olan muazzam bir item değil. Bunun kullanım amacı supportlamak. %10 fiziksel saldırı, %25 saldırı hızı, %115 fiziksel can çalma veriyor. Böyle baktığınızda hiçbir şey. Zaten pasifi de hiçbir şeymiş gibi gelecek size. Tüm fiziksel saldırılara karşı bağışıklık verir, 2 saniye sürer. 2 saniye boyunca bunu böyle basıyorsun, hasar yemiyorsun. Ama ne hasar yemiyorsunuz biliyor musunuz? Fiziksel hasar, altını çiziyorum, fiziksel hasar o hani e, şöyle göstereyim hatta size bitmeyen savaştan bahsederken gerçek hasar demiştik ya arkadaşlar gerçek hasarın demeci beyaz çıkar. Şimdi biz şuraya vuruyoruz ya kırmızı bir demet çıktı. Gerçek hasarda beyaz çıkar. Gerçek hasarlar bu eşyaya işlemez. Mesela bazıları şey yapıyor. İşte alıyor bu eşyayı. Flyvula takasa giriyor. Flyvula'nın pasifi zaten gerçek hasar vurmak e bir de fly'da e, bitmeyen savaş, Raptor artı kemer itemi varsa, onlardan tetiklenen gerçek hasarlarla birlikte sürekli gerçek hasar yağdırıyor. O yüzden bu eşya, hani ona karşı tercih etmemelisiniz bence. Düz vuruşlarına tabi etki eder, gerçek hasar gelmeyen. Ama aklınızda olsun gerçek hasarı işlemez. Bazıları bir de şey yapıyor. Bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim çokça, gözüme çarptı. Ulan büyücü oynuyorum. Adam bu eşyayı almış tamam mı? Büyücü oynuyorum ya. Büyücü büyücü. Büyücüyüm ben. Pembe demeç atıyorum. Adam bunu benimle takasa girip basıyor. Hasar yememek için. Ulan fiziksel hasar yemiyorsun be güzel kardeşim. Gözünü sevdiğim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Çokça başıma geldi. Sizin de illaki başınıza gelmiştir. Yani sadece fiziksel hasar. Tekrar tekrar söylüyorum. O kadar da üstüne bastım. O hatayı yapmayın. Sıradaki eşyamız Midas'ın kılıcı arkadaşlar. Bu eşyamıza ben bazen büyülü kılıç derim. Sebebi ise alt eşyası büyülü kılıçtır. Eskiden Midas'ın kılıcı yoktu. Sadece mavi olan alt eşyası vardı. O yüzden böyle diyorum. Bu ekipmanımız ise arkadaşlar %60 fiziksel saldırı, %30 büyü direnci, %5'te fiziksel can çalma veriyor. Pasif özelliği ise kahramanın HP'si %30'un altına düştüğünde 3 saniye süren 510 tire 1350 seviye ile artar diyor. Bakın seviyeniz yükseldikçe 510 ile 1350 arasında artacak bu. Yani son seviyeye ulaştın diyelim 15 bu 1350'lere kadar patlıyor. Kalkan 40 saniyede bekleme süresi var. Bunu da size şöyle göstereyim. Tanrı modunu kapatalım. Kuleden birazcık hit diyelim. Canımız %30'un altına geldiğinde patlayacak. Şimdi patladı. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Gitti. Kısa bir süresi var zaten. Bunu genelde büyücü kahramanlardan tek yememek için kullanabilirsiniz. Mesela size Harley kart yedirmiştir. Ultisini de atmıştır üzerine. O patlayacaktır. O sırada bu kalkan tetiklenir. Böyle küçük bir demeçle Absorbe edersiniz. Küçük bir kalkanla pardon. Absorbe edersiniz öyle teklenmemiş olursunuz. Ya da Şöyle bir kombinasyon yaparsınız. Kanat artı işte Midas'ın kılıcı Canınız yüzde 30'ların yüzde 40'ların altına düştüğünde Rakip sizi öldü sanacak yani böyle öldüreceğini sanacak. O sırada bu ekipmanlar biraz tanki ekipmanlar yani Midas'ın kılıcı da tanki bir ekipman. O sırada devreye girip rakiple de fight'a devam etmenizi sağlar. Rakibe bait dağıtabilirsiniz. Yemlersiniz öyle söyleyeyim. Bunu da satalım. Benim zaten bu arada favori ekipmanım bu. Yani olmazsa olmazımdır. Bazı zamanlarda tercih etmiyorum ama böyle teklenceğimi anladığım zaman, hissettiğim zaman mutlaka alırım. Sıradaki eşyamız ise Atlantis kargısı arkadaşlar. %80 fiziksel saldırı. %25 de saldırı hızı. Burasını geçiyorum. Bu çok önemli bir şey değil. En önemli kısmı hayat boşaltma temel saldırılar. HP yenilenme etkisini 3 saniye boyunca %50 düşürür diyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi karşıda hayvani derecede bir can çalan kahraman var. Mesela Alucard, Yuzong, Kalet, Alice. Hayvani derecede bir kalkan alan Esmeralda. Başka ne olabilir? Harit. Çoğaltabilirsiniz. Aklınıza gelenlerle çoğaltın bunu arkadaşlar. Bunların kazandıkları HP yenilenmesini yarı yarıya düşürüyorsunuz. Kalkanlarını yarı yarıya düşürüyorsunuz. Sadece HP olarak düşünmeyin. Kalkanları da düşürür. Bunun çalıştığını nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz? Bakın. Kırık kalp simgesi çıktı gördünüz mü? O simge üzerinde var olduğu sürece can çalması yarı yarıya düşer. Kalkan kazanımı yarı yarıya düşer. Bu zaten öyle kolay kolay gitmez. Vurdukça tetiklenir. Şöyle hasar botunda da göstereyim. Siz vurduğunuz sürece o aktif kalıyor. Vurmayı bırakmayın yeter ki. Aklınızda olsun bu ekipman çok 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 önemli. Bunun ikamesi büyücülerde de esaret kolyesi. Büyücü eşyalarına da değineceğim ona. Şimdi ortalık karışmasın diye değinmiyorum. Bu ekipmanlar çok önemli. Bakın almayı unutmayın. Hasardan ziyade bu da support'umsu bir eşyadır. %80 fiziksel saldırı, %25 saldırı hızı olduğuna hiç aldanmayın. Supportlamak amaçlı bir eşyadır bu da. Unutmayın bunu da. Şimdi neyimiz kaldı? Altın asamız. Hemen bir tane badan kalıp geliyorum ben. Altına asamız ise arkadaşlar %65 fiziksel saldırı, %30 saldırı hızı veriyor. Bu da çok önemli bir şey değil. Pasif özelliğini size okuyup aklınızı karıştırmak istemiyorum. Biraz karmaşık orası. O yüzden anlatacağım direkt. Arkadaşlar bu eşya ile ilgili öncelikle bilmeniz gereken aldığınızda kritik vuramazsınız. Bakın altını çiziyorum, tırnak için alıyorum, parantez için alıyorum. Bu eşyayı alırsanız kritik vuramazsınız. Bazı nişancı oynayan arkadaşları görüyorum. Altın asa alıp peşine kritik alıyorlar. Almayın güzel kardeşlerim. Almayın. Vuramazsınız. Boşu boşuna paranız gider. Boşu boşuna slot doldurursunuz. Yapmayın. Şimdi birinci önemli unsurumuzu söyledik. İkinci önemli unsurumuz ise kahramanın güzel bir pasifi olması lazım. İşte bunu genelde kimler kullanıyor? Cloud, Badang, Fly. Bu tarz kahramanlar kullanıyor. Sebebi ise pasif ile alakalı arkadaşlar. Badang'ımızın pasifi ne bizim? Şimdi şöyle göstereyim. Bakın altta bir şey çıktı. 4 birikimden sonra Badang'ın saldırısı güçlenir diyor. Yani rakibimize 4 tane vur 4 tane vuruyoruz şöyle. Ama item olduğu için erken tetiklendi. Bir satalım. Şöyle vuralım. 1 2 3 4. Şimdiki saldırım Bakın gördünüz tekme attı böyle ve sersemletti. Bunu duvarın arkasında olduğu zaman duvara sabitleyip CC'ye sokmak için kullanıyoruz biz genelde. Şimdi bu eşya olmadan 5'le tetikleniyor değil mi? O özelliğimiz. Bakın tekrar gösteriyorum. Anlaşılsın diye tekrar tekrar. 5. vuruşum tetiklendi. Bu eşyayı aldığımda ilk 3 tane falan vuruşum e, te, hazırlayacak eşyayı ondan sonra her iki vuruşta bir iteceğim. İki vuruşta bir iteceğim. Bakın gösteriyorum. İttim. 1 4 ittim. 1 4 ittim. 1 4 ittim. 1 4 ittim. Yani bir tane vurdum. Sonra 4 oldu. Sonra hemen 5. vuruşa geçti. Yani pasifimiz seri seri tetikliyor. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? pasif özelliğimiz seri seri tetikletiyor bu ekipman. Flywheel'da kullanılmasının amacı da o şekilde. Cloud'da da tercih ediliyor. Zaten bu ekipmanı öyle çok fazla göremezsiniz. Birkaç tane nadir şampiyonda kullanılıyor. Onun dışında pek kullanılan bir şampiyon yok. Ama aklınızda olsun o kritik olayını. Sakın unutmayın. Bakın sakın unutmayın. Çok fazla görüyorum çünkü. Bu da böyle beş ya